Merhabalar. Şu anda Houston Doğa Tarihi Müzesi'ndeyiz ve paleontoloji sergisine gezeceğiz. Sergi 3.4 milyar yıl öncesinde başlıyor, Prekambriyen dönemde. Prekambriyen dönem, meşhur Kambriyen patlamasından önceki dönem. Çok basit yapılı canlıların bulunduğu dönem. Bu döneme ait canlıların izlerine kayaçlarda rastlıyoruz. Katmanlar halinde gözüküyorlar. Bunlar çok basit yapılı bakteri benzeri canlılar ve dediğim gibi katmanlar halinde birikiyorlar. Bunlara stromatolit diyoruz. Burada çeşitli bugüne kadar keşfedilmiş değişik türleri görüyoruz. Mesela buradaki Graysonia diye bir cins. Görebileceğiniz gibi farklı katmanlar bırakıyorlar. Farklı şekillerde izler bırakıyorlar bu ilk dönem canlılar. Bu bahsettiğimiz canlılığın ilk birkaç yüz milyon yılı. Daha henüz karmaşıklaşma başlamamış. Çok basit yapılı canlılar. Yine burada Graysonia cinsine ait dairesel kesitleri görüyoruz. Bolivya'dan alınmış bu örnek mesela. Güney Amerika'dan görebileceğiniz gibi dairesel. Bu katmanları oluşturan şey bakterilerin yığınla birbirleri üstüne yığılması. Bakacak olursanız burada demirin oksitlenmeye başladığını görüyoruz. Bu da büyük oksidizasyon, buna farklı şekillerde isimler veriliyor. Bakterilerin ilk defa fotosentez yaparak oksijen üretmeye başladığını görüyoruz. Bu oksijen de demire bağlanarak pas oluşturuyor, bildiğimiz pas oluşturuyor ve bunu jeolojik kayıtlarda görebiliyoruz. Burada gördüğümüzde bantlı demir kalıntıları. 2.2 milyar yıl öncesine ait bu örnek. Büyük oksidizasyon olayı da 2.4 milyar yıl önce başladı yaklaşık olarak. Daha sonra bu noktadan sonra yavaş yavaş ökaryotların yani karmaşık yapılı hücrelerin evrimleştiğini göreceğiz. Prekambriyen dönemden sonra yavaş yavaş dediğim gibi ökaryotik hücrelere geçiş yapıyoruz. Bakın burada Ediyakaran dönemden aslında Prekambriyen öncesi dönemdeyiz hala ama Kambriyen'e yaklaşıyoruz. 542 milyon yıl öncesine yaklaşıyoruz. Bunlar deniz anaları, deniz anası fosilleri. Güney Avustralya'dan çıkarılmış bunlar ve görebileceğiniz gibi izlerini, genel izini görmek mümkün bu sürünün, bu fosil grubunun. Daha sonra çok yavaş bir şekilde canlıların karmaşıklaşmaya başladığını görüyoruz. Bakın burada dikkatimizi çekmesi gereken şey daha Kambriyen patlamasına gelmemiş olmamıza rağmen karmaşık yapılı canlıların fosillerinin, iz fosillerinin görülebiliyor olması. Burada gördüğünüz şu ortadaki tür Dickinsonia isimli bir solucana ait. Daha sonra Sprigina ve Parvacornia minchami diye 2-3 ayrı tür görüyoruz burada. Bunların hepsi Kambriyen patlamasından önce yaşamış karmaşık türler. Ama 542 milyon yıl öncesine geldiğimizde artık Kambriyen patlamasının başladığını görüyoruz veya hız kazandığını görüyoruz. Şimdi onlara bakacağız. Az önce gördüğümüz çok daha basit yapılı canlılardan şimdi trilobitlere geçtik. Trilobitler dönemin en meşhur fosillerinden bir tanesi çünkü sert kabuklara sahipler ve çok iyi şekilde fosilleşmişler. Bu sayede onlara ait birçok örnek görebiliyoruz ve Kambriyen dönemin ne kadar karmaşık canlılara ev sahipliği yaptığını bu fosillerden görebiliyoruz. Trilobitlerin yüzlerce farklı türü keşfedildi bugüne kadar ve hepsi evrimsel sürecin farklı basamaklarını temsil ediyor. Ayın 360 derece bütün görüntüsünü görmek, bütün açılardan görmek mümkün. Öyle güzel yapmışlar. Ayla ilgili en yaygın yanlış inanışlardan bir tanesi ayın bir tarafının karanlık olduğu düşüncesi. Halbuki böyle bir şey yok. Tıpkı dünyanın yarısı aydınlık, yarısı karanlık olduğu gibi ayın da günün içerisinde, kendi bir günü içerisinde bir tarafı karanlık, bir tarafı aydınlık ve bu ay döndükçe, kendi etrafında döndükçe o aydınlık olan taraf değişiyor. Ama orada söylenmek istenen ayın hep bizim gördüğümüz yüzü ve bir de görmediğimiz yüzü. Neden böyle bir durum var?
Çünkü Ay ve Dünya kütle çekim kilidi denen bir kilit içerisindeler. Mesafelerinden ve kendi etraflarında dönme hızlarından ötürü Ay'ın kendi etrafındaki dönüşü, Ay'ın Dünya etrafındaki dönüşüyle aynı hızda olduğu için bize bakan tarafı hep aynı taraf oluyor. Dolayısıyla bir tarafını göremiyoruz. Dolayısıyla Ay'ın karanlık yüzü demek yerine Ay'ın bizden uzak olan yüzü demek daha doğru. Bu yüz bilinmiyor, özel bir tarafı var falan değil. Biliniyor. Oraya araçlar gönderildi. Çin daha yeni bir araç indirdi mesela Ay'ın öteki yüzüne. Buradan da görebileceğiniz gibi bütün 360 derece görüntüsünü biliyoruz. Neye benzediğini biliyoruz. Çok düzenli bir şey değil ve Ay bizden zamanla uzaklaştıkça bu kütle çekim kilidi de nihayetinde bozulacak ve biz daha çok kısmını görmeye başlayacağız mesela. Dolayısıyla Ay'a nereden bakarsanız bakın hep aynı tarafını görürsünüz. Tabii açımıza bağlı olarak dünyada kuzey yarımkürede, güney yarımkürede olmanıza bağlı olarak biraz daha aşağısını, biraz daha yukarısını belki görme ihtimaliniz olabilir. Ama Ay'ın arka tarafını göremiyoruz kütle çekim kilidi dolayısıyla. Görebileceğiniz gibi hepsi farklı boyutlarda ve büyüklüklerde ve çeşitli savunma adaptasyonlarına, saldırı adaptasyonlarına sahip. Mesela burada gördüğümüzün çok daha güçlü bir kabuğu olduğunu görüyoruz. Çok daha geniş bir savunma sisteminin evrimleştiğini görüyoruz. Ama buraya baktığımızda, buradaki örnekte mesela dikenlerle, sert bir kabuk yerine dikenlerle savunmanın sağlandığını görüyoruz. Hatta belki saldırının bile. Bakın burada o basit diken yapısının ne kadar karmaşıklaşabileceğini görüyoruz. Yani ara basamakları görmek mümkün bu türlerin diken yapısına, kabuk yapısına, göz yapısına baktığımızda geçişi net bir şekilde görmek mümkün. Karmaşıklaşma ilerledikçe yeni organların evrimleştiğini görüyoruz. Bakın aynı vücut yapısı ama ağız yapısının evrimleşmeye başladığını görüyoruz. Ağız uzantılarının. Bu ağız uzantıları sayesinde trilobitler toprağı karıştırarak orada yaşayan ufak canlıları yüzeye çıkarıp yiyebiliyorlardı. Bakın ne kadar farklı şekillerde ağız yapılarının evrimleştiğini görüyoruz. O kadar ufak, basit yapılı trilobitlerden ne kadar karmaşık yapılı trilobitlerin ama aynı vücut planının gelişmesi şeklinde, büyümesi şeklinde evrimleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir canlının bir diğer canlıya evrimleşmesi o kadar da akıl almaz bir olay değil. Bu vücut planı değişip geliştikçe çeşitli vücut parçaları yeni özellikler kazanarak yeni organlara evrimleşebiliyor. Buradan ve az önceki ağız örneğinden bunu görüyoruz. Gözler mesela bunun çok güzel bir örneği. Az önce ağız yapısının aynı vücut planının özelleşmesiyle ortaya çıktığını gördük. Şimdi de burada gözlerin mesela bu örneklerde vücuttan yukarıya doğru daha uzağı görmeye sağlayacak. Çünkü bunlar tabanda sürünerek ilerledikleri için tıpkı insanların ayağa kalkmasının avantajlı hale gelmesi gibi bu canlılarda da gözlerin vücuttan yukarıya doğru evrimleşmesi daha uzağı görmelerini mümkün kıldı. Yine savunmanın çok ilginç bir örneği ve burada göz yapılarının karmaşıklaştığını da görüyoruz. Burada gördüğünüz noktacıkların her biri bir göz. Aynı gözün mutasyonlarla çoğalması sonucunda yani bir göz yerine iki göz üretiliyor ama bu gözler zaten çok ufak, basit yapılı gözler olduğu için bu kopyalanma canlıya zarar vermiyor. Tam tersine daha geniş bir alanı görmesini sağlıyor. Daha harekete duyarlı hale gelmesini sağlıyor. Ve bunun avantajlı bir mutasyon olmasından ötürü durmaksızın gözlerin sayısının arttığını görüyoruz. Tıpkı böceklerde bileşik göz yapısının olması gibi. Yani bu karmaşık göz yapısı da çok basit bir gözün kendini tekrar etmesi sonucunda evrimleşebiliyor. Burada gördüğümüz trilobitlerin gelişimi yani çocukluktan, bebeklikten yetişkinliğe kadar zamanla nasıl büyüdükleri. Burada evrimi görmüyoruz yani gelişimi görüyoruz burada. Sonrasında ise trilobitlerden ve trilobitlerle birlikte o dönemde yaşayan diğer canlılardan balık benzeri, deniz akrepleri, işte ilk balık benzeri canlıların evrimleşmeye başladığını görüyoruz. Yani trilobitler dönemin tek türleri değillerdi. Bunu söylemeye çalışıyorum. Nautiloidler dediğimiz bir grup bu. Normalde bu canlılar şurada gördüğünüz gibi kalem benzeri, çubuk benzeri uzunlamasına evrimleşmiş bir tür. Ancak gelişim paternlerinin daireselleşmesi sonrasında uçtan görebileceğiniz gibi ufak bir kıvrıma sahip oluyorlar. Bu daha az bir alana daha çok vücut sığdırabilmeyi sağlayan, tıpkı beynimizin kıvrımlaşması sayesinde daha küçük bir alana daha çok şey sığdırabilmemesi gibi bir avantaj sağlıyor ve çok ilginç bu çubuk benzeri yapılardan meşhur
ammonitlere doğru gidecek olan evrimin başladığını görüyoruz. Burada gördüğümüz henüz bir ammonit değil ama ammonitlerin bu şekilde düz atalardan evrimleştiğini biliyoruz. Dolayısıyla o meşhur salyangoz şeklindeki vücut planı aslında eskiden düz atalardan geliyor. Bu da çok ilginç bir nokta. Devonian dönem balıkların çağı. Balıkların ilk defa evrimleşmeye başladığını göreceğiz. Ki hemen bir klasik bir Devonian nehri görünümü. Çok daha karmaşık yapılı, sularda çok daha başarılı bir şekilde hareket edebilen ve devasa balıkların evrimleşmeye başladığını görüyoruz. Ki bu dönemde aynı zamanda karalar yavaş yavaş işgal edilmeye başlanacak. Çünkü zaman tarihini düşünün. 542 milyon yıl öncesinde canlılık karmaşıklaşmaya başladı. Ve 400 milyon yıl kadar önce, 375 milyon yıl kadar önce balıklar amfibilere evrimleşerek karalara çıkmaya başladılar. İşte o dönem, bu dönem, Devonian dönem. Şu anda bu arkamda gördüğünüz bir sölekant. Sölekantlar meşhur yaşayan fosiller. Çünkü bu canlılar günümüzde halen yaşıyorlar. 400 milyon yıl önce bulunan türler günümüzde halen varlıklarını koruyorlar. Tabii ki o dönemden bu döneme değişimler var ama halen aynı canlı grubu olarak varlıklarını korumuş olmalarından ötürü bu canlıların genomlarına bakarak, vücut planlarına bakarak 400 milyon yıl önce ki balıkların yaklaşık olarak neye benzediğini kendi gözlerimizle görebiliyoruz. Bu müthiş bir şey ama ilginç bir bilgi vereyim. İki solekant türü arasındaki, yani şuna benzeyen bir iki balık düşünün, arasındaki genom ayrışma miktarı şempanze ile insan arasındaki genom ayrışma miktarından daha yüksek. Yani dolayısıyla bu canlılar evrimleşmemiş değiller. Son 400 milyon yılda elbette evrimleştiler. Sadece bu evrimsel değişim fiziksel görünümlerine çok fazla yansımadı. Daha çok genomik düzeyde oldu. Ama genlerini kıyasladığımızda iki sölekant türünün şempanze ile insanın birbirine akrabalığından çok daha uzak akraba olduğunu görüyoruz. Bu da bizim şempanzelere ne kadar yakın olduğumuzu ya da sölekantların birbirinden ne kadar uzak olduğunu anlatıyor bize. Yavaş yavaş milyonlarca yıl ilerledikçe karbonifer döneme yaklaşmaya başlıyoruz. Karbonifer dönem bitkilerin, kara bitkilerinin evrimleşmeye başladığı dönem ve çok ilginç fosillere ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda petrolün de ilk defa yani petrol dediğimiz şey bu dönemde yaşayan bitkilerin kalıntıları. Karbonifer dönem. Artık bu dönemde bitkilerin, kara bitkilerinin, zaten kara bitkileri karalarda bulunuyordu, evrimleşmişti. Amfibiler karalara çıkmadan önce çoktan bitkiler, onlardan önce hatta mantarlar evrimleşmişti. Ama şimdi amfibilerden sürüngenlerin evrimleşmeye başladığını görüyoruz. Yani karalar gerçek anlamıyla hayvanlar tarafından da işgal edilmeye başlanıyor. Bu arada omurgalılardan önce böcekler hayvanlar aleminde karaları işgal ediyor. Yani amfibilerde karaya ilk çıkan hayvanlar değiller aslında. Çok sayıda yeni bitki fosilinin evrimleştiğini görüyoruz. Harika fosiller bıraktılar bu dönemde bitkiler. Burada işte bir ağacın kabuğunu bile görebiliyorsunuz. Bakın amfibilerin karalara çıkmadan önce ki versiyonu mesela burada ilk etapta tiktaalik gibi gözüküyor ama bu bir tiktaalik değil. Tiktaalik'in atalarından bir tanesi Eriops. Çok benzer özellikteler ama geçişi de harika bir şekilde görmek mümkün. Sulardan karalara amfibilerin nasıl adapte olduğunu bacak kemiklerine bakarak görebiliyoruz. Ayak kemiklerini, vücutlarını yerden kaldırabiliyor bu hayvanlar. Omuz kemiklerinin belirginleşmeye başladığını görüyoruz. Çünkü balıkken omuza çok bir ihtiyacınız yok. Ama karalara çıktığınız zaman yürüyebilmek için omuz kemiklerinizin güçlenmesi gerekiyor. Burada bacak kemiklerinin, omuzun ve ayak parmaklarının özellikle evrimleştiğini görüyoruz. Eğer balık fosillerine bakacak olursanız parmak yapısının henüz evrimleşmediğini görüyoruz. Çünkü gerek yok, yani birçok parmak benzeri yapı var onlarda. Ama burada parmakların netleşmeye başladığını görüyoruz. Sürüngenler sonra zamanla farklılaşmaya başlıyorlar ve bildiğimiz kertenkele benzeri, dinozorların atası da olacak olan türlere evrimleşiyorlar. Bu sırt yelkeni dişileri etkilemek üzere erkeklerde evrimleşmiş bir yapı. Hem de vücut sıcaklığını kontrol etmeye yarıyor. İki görevi birden var. Daha geniş bir alan sağlayarak sıcaklıklarını kontrol etmelerini sağlayabiliyor. Veya bunu kapatarak sıcaklıklarını ayarlayabiliyorlar belli bir miktar.
Burada gördüğümüz Foucault sarkacı, Foucault sarkacı olarak bilinen sarkaç. Sarkaç bırakıldıktan sonra görebileceğiniz gibi çok ağır bir kütle tavana bağlı. Sarkacın bağlı olduğu ip o kadar uzun ki dünyanın kendi etrafındaki dönüşünden ötürü yavaş yavaş sapıyor. Savunma ekseni değiştikçe kenarlardaki ufak tahta parçalarını devirmeye başlıyor. Az önce bir tanesi düştü. Şimdi dünya kendi etrafında döndükçe sarkaç bu ayakta kalan diğerine ve orada da ayakta kalan diğerine yaklaşacak ve sonunda onu da devirecek. Bir gün içinde bütün hepsi devrilmiş olacak bu sayede. Bir fosil yatağında, bu arada böyle her zaman tek bir tane fosil çıkmıyor. Bir yataktan yan yana birçok bireye ait fosil çıkarmak mümkün. Burada gördüğümüz de o. Bakın burada mesela çenekini görebiliyoruz. Çeneyi, dişleri görebiliyoruz. Çünkü ölme biçimine bağlı olarak hayvanın nasıl fosilleştiğini görebiliyoruz. Burada da aynı şekilde çene gözüküyor dişlerle birlikte. Burada gördüğünüz taş gibi gözüken şeylerin birçoğu aslında fosil. Daire içine alınmış her biri bir canlıya ait bir fosil. Yani bazen ilk bakışta göremeyebilirsiniz fosilleri. Burada gördüğünüz ayak izi fosili ya da iz fosili de deniyor. Bir hayvanın attığı adımları görüyorsunuz. Adımlar fosilleşmiş ama türün kendisi fosilleşmemiş olabiliyor ya da bazen fosilini de biliyoruz. Yürüme stillerini öğrenmemizi sağlıyor. Bu aslında bir hayvan, bitki gibi gözüküyor olsa da ve adı deniz lalesi olsa da aslında bir hayvan türüne ait. Devasa bir krinoid denen bir canlı. Karasal 4 ay üyelilerin ayak izlerine ait çok güzel bir fosil. Bütün ayak yapısını görebiliyoruz. Ne kadar basınç uyguluyorlardı bunu görebiliyoruz. Bunlar önemli bilgiler çünkü vücut ağırlıklarını hesaplamamızı sağlıyor. Nasıl yürüdüler, nelerle beslendiler, ayak yapıları neydi bunu görmemizi sağlıyor. Bu kabaca bu canlıların, erken amfibilerin ayak izleri. Yavaş yavaş dinozor benzeri canlıların evrimleşmeye başladığını görüyoruz. Denizel sürüngenler. Bunlar dinozor değillerdi, sürüngenlerdi ama denizde yaşıyorlardı. Belki birazcık hani timsahlara benzetilebilir ama dinozor değillerdi. Fakat dinozorlarla birlikte yaklaşık olarak aynı dönemde soyları tükendi bunların da. Bir trilobit sadece kendisi fosilleşmekle kalmamış, izleri de fosilleşmiş. İşte az önce ayak izlerinden anlatmaya çalıştığım birazcık buydu. Bu trilobit kardeşimiz geç triyasik dönemde yürümüş. Gelmiş ve ölmüş ve fosilleşmiş. Sadece kendisi değil, bütün izi de fosilleşmiş, ayak izi de. Ve Jurassic dönem, meşhur dinozorların dönemi.
Aslında dinozorların evrimi 200-220 milyon yıl kadar önce başlıyor ve 65 milyon yıl önceki meşhur yok oluşa kadar devam ediyor. Burada gördüğünüz Deinonychus, meşhur Jurassic Park'ın Velociraptor'ları. Velociraptor'u film yanlış gösteriyor. Velociraptor'lar normalde tavuk büyüklüğünde çok ufak bir dinozor türüydü. Ama o yeterli gelmemiş olacak ki Deinonychus'u Velociraptor gibi göstermişler. Peki neden Deinonychus dememişler filmde? Çünkü muhtemelen ismi havalı değil yeterince Velociraptor kadar. Dolayısıyla iki dinozoru birbiriyle karıştırarak sunuyorlar. Ayrıca bu türlerinde, velociraptorlarında tüyleri vardı. Meşhur av tırnağı, av pençesi doğru filmde gösterildiği. Bu sivri pençeyi kullanarak avlarının şah damarlarını, boyunlarını parçalamaları mümkündü. Şeyden emin değilim, titreşimleri algılayabiliyorlar mıydı bu tırnakla emin değilim. Bakın, gerçek bir T-Rex'in neye benzediği. Kocaman bir tavuğa benziyordu aslında. Tüyleri vardı. Ve renklerinin de öyle gri olmadığı düşünülüyor. Timsahlar dinozorların çok yakın akrabası burada da gördüğünüz gibi. Hatta aynı dönemde de yaşadılar bir arada. Aynı sürüngenin grubundan ayrılarak evrimleştiler. Sonra dinozorlardan kuşlar evrimleşiyor. Kuşlar hayatta kalıyor, timsahlar hayatta kalıyor, dinozorlar yok oluyor. Dolayısıyla günümüzde kuşların en yakın akrabası timsahlar. O da ilginç bir detay. İlerledikçe zamanda 65 milyon yıl öncesine yaklaştıkça dinozorların da sonuna yaklaşıyoruz. Ama sadece yok olan o dönemde dinozorlar olmadı. Bütün türlerin %75'i yok oldu. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani sadece dinozorlar yok olmadı 65 milyon yıl önce. Mesela burada gördüğümüz ammonitler de yok olan türlerden bir tanesi. Daha doğrusu bunlar da tek bir tür değil. Birçok cinsi var. Onların da tamamı yok oldu mesela. Burada bir ara geçiş türünü görüyoruz mesela. Görebileceğiniz gibi az önce anlatmıştım. Sarmal tamamlanmamış vaziyette. Bu bir ara geçiş türü mesela. O gördüğümüz uzun çubuk halindeki türlerle ammonitler, tam sarmallar arasında bir geçiş türü mesela bu gördüğümüz. Ammonitler aslında böyle gözüküyorlardı. Hani çok da romantik türler değiller. Dinozorlar yok olurlarken memeliler sıcak kanlı olmaları sayesinde, küçük olup kayalıkların arasına saklanabilmeleri sayesinde ve ölen dinozorlardan beslenebilmeleri sayesinde hayatta kalan önemli bir grup oldu. Memeliler zaten yaşıyorlardı. Bu tür canlılar da, lemur benzeri canlılar da dinozorlarla birlikte yaşıyorlardı. Ataları, ilk evrimleşen primat benzeri kemirgenler. Ama bunlar dinozorların yok olmasından sonra hızla yükselişe geçtiler. Sadece bir tarafı da kabuk var. Diğer kabuk henüz evrimleşmemiş. Ara geçiş türü.
bir balık diğer balığa yem olurken ikisi beraber ölüp fosilleşiyorlar. Burada fosil hazırlıyorlar şu anda. Fosilleri temizliyorlar. Yukarıdan görebilirsiniz bir fosilin temizlenmesi için ne kadar incelikli bir iş yapılması gerektiğini. Yavaş yavaş bütün taş fosilden ayrılıyor. Fosil gövdesinden ayrılıyor. Do I see the fossil I'm working on? Yeah, sure. This come is on. A fish fossil. Yeah. It dates back to the Eocene, which is about 50 million years old. Okay. This particular specimen was found in southeast Miami. Where it comes from, which is an area called the Green River Formation. So 50 million years ago, that part of the United States that includes Wyoming, Utah, and Colorado is a deep, deep inland lake full of fish like this. And that lake is long gone, and so we are able to recover the fossilized remains of the animals and fish and such that lived in and around that lake. Cool, cool, thank you. Darwin evrim üzerine çalışırken gliptodon gibi, burada gördüğünüz gliptodon gibi canlıların fosillerinin günümüzdeki türlerin ataları olabileceğini veya ata kuzenleri, hani benzer türler olabileceğini düşündü. Ve gerçekten de bugün biliyoruz ki bu gliptodon dediğimiz canlı günümüzün armadillolarının. Armadillolar güçlü kabukları olan ufacık hayvanlar. Burada Texas'ta çok bulunan bir tür. Yollarda hep ölüyorlar, arabalar çarpıyor. Ama eskiden o ufacık canlılar böyle devasa canlılardı ve Darwin aralarındaki ilişkiyi kurmayı başardı. Bugün bunun doğru olduğunu biliyoruz. Aynı şey tembel hayvanlar için de geçerli. Burada gördüğünüz devasa tür, günümüzün tembel hayvanlarının atası konumunda olan devasa bir canlı. Yani günümüzdeki tembel hayvanların yavaş olduğuna bakmayın, ataları gayet büyük hayvanlardı. Oradaki gliptodonlardan günümüzdeki armadillolara gelene kadar bu şekilde ara türlerden geçildi ve günümüzde bunların da fosillerini bulabiliyoruz. Kılıç dişli kaplan bir gliptodonun kabuğunun içine delmeye çalışacak ve yemeye çalışacak. Her zaman başarılı olmuyor tabii. Ve insanın evrimine hoş geldiniz. Görebileceğiniz gibi günümüzde insan ve en yakın akrabaların evrimine dair çok fazla sayıda türe sahibiz. Öyle 2-3 tane türden bahsetmiyorum. Biz evrim ağacında da hep anlatıyoruz, 30-35 tür derken işte kastettiğim şey bu aslında yazılarımızda. Ama bunlardan bir tanesi, şimdi diğerlerinden bahsedeceğim ama bir tanesi bizim için önemli. Ankaropithecus metei. Bu tür 10 ila 9 milyon yıl önce yaşamış olan bu tür Ankara'da çıkarıldı. Ve MTA, maden tetkik arama tarafından çıkarıldı. İnsanın evrimi primatlarla başlıyor. Günümüzden 55 milyon yıl kadar önce ilk tersiyer benzeri canlılarla başlıyor. Tabii burada birçok kuzen tür mevcut. 47 milyon yıl önce meşhur Darwinius Masilaya yaşıyor, İda olarak bildiğimiz. Ondan sonra primatlar çeşitlenmeye başlıyor. Bakın burada bir ağaç görüyoruz. Ağacın dalları dallanarak o tarafa doğru gidiyor ve burada küçük primatları görüyoruz. Aşağı primatlar da demiyor ama küçük primatlar demek daha doğru. Sonra insansılara giden kolu görüyoruz. Mesela Proconsul 22 milyon yıl önce yaşamış. Kuyrukların kaybolmasını gösteren meşhur bir ara tür. Ağaç sağa doğru devam ediyor ve bunlardan en meşhuru günümüzden 6-7 milyon yıl kadar önce yaşamış Sahelanthropus shadensis. Çad'da bulunmuş bir tür ve insanlarla şempanzelerin ortak atası konumunda olan canlı. Ya bu ya da Ornithogenensis. Bu ikisi şu anda en olası, en potansiyel olarak insanla şempanzenin ortak atası olmaya yakın tür. Daha sonra 6-7 milyon yıl kadar önce bu dallanma başlıyor.
ve işte gorillerden, dediğim gibi Sahelanthropus'tan biraz önce goriller ayrılıyor. Daha sonra şempanzelerle bonobolar ayrılıyor. Ve günümüze doğru insana gidecek kol üzerinde odaklandığımızda önce Ardipithecus'lar evrimleşiyor. Onlardan Kenyanthropus ayrılıyor. Australopithecus, şu Lucy fosiliyle temsil edilen tür ayrılıyor. Paranthropus'lar var. Australopithecus africanus şeklinde devam ederken dal aşağıya doğru geliyor ve günümüzden 2 milyon yıl kadar önce, 2,5 milyon yıl kadar önce Homo cinsi ilk defa evrimleşiyor. Homo rhodopensis, Homo habilis, yetenekli insan. Ondan sonra Flores insanları, küçük insanlar, hobbitler, Homo ergaster, Homo antecessor, Homo erectus, bunlar işte dik insan, özellikle iki ayak üzerinde yürüdüğünü bildiğimiz Homo heidelbergensis çok önemli. Çünkü Neandertallerle biz modern insanların ortak atası, aynı zamanda yeni kuzenimiz Denisovalıların da ortak atası olan Homo heidelbergensis. Ondan sonra Homo sapiens idaltu aradan geçtikten sonra Homo sapiens sapiens ya da genel olarak Homo sapiens'e ulaşmış oluyoruz, modern insan. Burada da kafatası versiyonunu görüyoruz az önce konuştuğumuzun. Sahelanthropus'tan başlayan hikaye, 6-7 milyon yıl önce başlayan hikayemiz, birçok daldan geçerek, birçok dala ayrılarak günümüze kadar ulaşıyor. Ve bu türlerin bazıları bir arada yaşadılar. Şuradaki çubuklar yaşadıkları dönemleri gösteriyor. Mesela 1 milyon yıl kadar önce ya da 1,5 milyon yıl kadar önce Homo antecessor, Homo ergaster, Homo habilis, Homo georgicus, Homo rudolfensis, Australopithecus sediba, Paranthropus, Paranthropus boisei, bu türlerin hepsi bir arada yaşıyorlardı. Bunların hepsi bir arada yaşayan insan türleriydi. Bunu düşünmek gerçekten, bunun üzerine kafa yormak gerçekten heyecan verici. Şu anda bir periyodik cetvelin önündeyiz. Hepinizin bildiği gibi 118 element var periyodik cetvelde. Ama bu sergi oldukça ilginç. Çünkü vücudunuzdaki bütün elementlerin %99'u bunlar. Hidrojen, kalsiyum, karbon, nitrojen, oksijen ve fosfor. Vücudunuzu oluşturan bütün elementlerin %99'u. Düşünün. 118 elementten sadece 6 tanesi %99'unu oluşturuyor vücudumuzun. Tabii vücudumuz sadece bunlardan ibaret değil. Az miktarda diğer element de var. O %1'ini de dahil edecek olursak bunlar. Bunlar hücre fonksiyonlarında, organlarımızın çalışmasında yer alıyorlar. Bunlar sadece %1'i, geri kalan %1 çoğunlukla bunlardan oluşuyor. Bir de çok az miktarda olsa bile bize zehirli olan elementler var. Onlar da bunlar. Bu elementlerin vücudumuzda gereğinden fazla bulunması halinde, özellikle biyolojik organizmalar için, yani biyolojik canlılar için zararlı olan elementler bunlar. Yani içinde çok meşhur olan uranyum, toryum gibi radyoaktif elementler de var ama sodyum ve potasyum mesela sinirlerimizin çalışmasındaki ana iki element, eğer dengesi bozulacak olursa, gereğinden fazla vücutta alınacak olursa biyolojik fonksiyonları ciddi anlamda bozuluyor. Bu da onu gösteriyor.